Merhaba güzel dostlarım. Bazen seansa geliyor insanlar. Diyorum ki ne istiyorsun? Mutluluk istiyorum hocam diyorlar. Evlenecek birisini seviyor. Ne istiyorsun diyorum. Mutluluk, huzur istiyorum diyorlar. Ve biz arabayı, atı, evi, arsayı neden alıyoruz? Neden para kazanmak istiyoruz? Her şey kendi mutluluğun için değil. Ve bir türlü yakalayamıyoruz. Koştur koştur, mücadele, savaş ama bir türlü yakalayamıyoruz. Şimdi bunu yakalamak ister misiniz? Ve arkadaşlar her yerde bahsediliyor bilinçaltı temizliği. Gidiyorum hocam benim bir hipnoz yaptı bilinçaltımı temizler misin? Ve şimdi bilinçaltı temizliğine dair bir paylaşım yapmak istiyorum sizinle. Yalnız o bilinçaltı neden temizlemek istiyoruz biliyor musunuz? Mutluluğa ulaşmak için, mutluluğu yakalamak için. Daima mutluluk peşindeyiz arkadaşlar. Neyi beni mutlu eder? Bizler aşık oluyoruz ya. Emin olun ki kendi mutluluğumuz için aşık oluyoruz. İşe gidiyoruz, para kazanıyoruz. Kendi mutluluğumuz için kazanıyoruz. Her şey kendi mutluluğumuz için. Tabii bu mutluluk deyince arkadaşlar aklıma çok enteresan bir hikaye geldi. Bir gün ayakkabıcı bir abi vitrinden dışarıya doğru bakıyor. Vitrinden dışarıya doğru bakarken bir ayağı olmayan bir çocuk yavaş yavaş ayakkabıcıya doğru geliyor. Ve çocuk vitrindeki o güzel ayakkabılara gözleri takılı kalıyor böyle. Ayakkabılara bakıyor işli işli. Belli ki çocuğun hoşuna gitmiş ayakkabılar. Ayakkabıcı abi de çocuğu izliyor. Çocuğu izlerken ayakkabıcı abi dalıp gidiyor böyle. Sonra bir kendine geliyor ki çocuk gitmiş. Hemen dışarıya koşuyor. Çocuk 20-30 metre ilerlemiş. Hey küçük diyor. Çocuk dönüp bakıyor. Ayakkabıcı abi hemen çocuğun yanına varıyor. Diyor ki ayakkabıları sevdin sanırım. Sevdim ama diyor çocuk benim onları alacak param yok ki. Ya gelsen ya diyor bir hallederiz diyor. Sonra çocuk koltuk değnekleriyle beraber ayakkabıcıya doğru geliyor. Ve ayakkabıcı abi diyor ki hangi ayakkabıyı çok sevdin? Çocuk da eliyle vitrinden sevdiği ayakkabıyı gösteriyor. Ayakkabıcı abi o aynı ayakkabıdan içeride onlarca olmasına rağmen vitrindeki ayakkabıyı alıyor. Çocuğun ayağına gidecek. Çocuk diyor ki ama diyor bu kaç lira benim param yetmez ki buna diyor. Ya diyor bu 30 lira ama diyor. Şimdi senin bir ayağın olmadığı için diyor sana 15 lira. Ve diyor Allah bilir seni öğrencisindir diyor. Evet diyor çocuk ortaokul 2'ye gidiyorum. İşte bir de diyor 5 lira öğrenci indirimi var. Yani ayakkabı 10 lira. Bir de diyor şimdi bahar geldiği için diyor 5 lirada bahar indirimi var. Yani ayakkabı 5 lira diyor. Yani ayakkabı senindir aslında diyor. Ve çocuğun ayağındaki eski ayakkabıyı çıkartıp yeni ayakkabı giydirirken diyor ki aa diyor senin ayağındaki ayakkabılar çok değerli bunu satarsan ben alırım diyor. Ya abi bu eski psiko ayakkabıları kim ne yapsın kim alır bunları diyor. Sen cahilsin ya bilmiyorsun bunlar antika antikalar diyor çok pahalıdır. Eğer diyor satarsan bu tek ayakkabı ben senden 30 liraya alırım diyor. Tamam diyor çocuk. Çocuğa yeni ayakkabı giydiriyor. Eski ayakkabıyı çıkartmış yeni ayakkabı giydiriyor. Ve çocuğa diyor ki yeni ayakkabı 5 liraydı diyor. Senin ayakkabı 30 lira ve çocuğa çıkartıp 25 lira para veriyor. Çocuk diyor ki 5 lirasını geri uzatıp bahar indirimi var. Ve sonra ayakkabıcıdan çıkıp yeni ayakkabılarla beraber dışarıda çocuk diyor ki babam doğru söylüyormuş. Bir ayağım olmadığı için üzülmeme hiç gerek yokmuş. Ayakkabıcı dönüyor şöyle ayakkabılara bakıyor ve diyor ki bugün tüm ayakkabıları satsaydım bu kadar mutlu olamazdım. Ne dersiniz güzel dostlarım? Belki de mutluluğu yanlış şeylerde arıyoruz. Bilirsiniz güzel dostlarım hiçbir şey kendisi için yaratılmamıştır. Her şey başka bir şey için yaratılmıştır. Su kendisini içemez. Çiçek kendisini koklayamaz. Ve sen de, ben de kendine fayda için çalışıyorsan o faydayı sağlayamayız. Kendini mutlu etmek için çalışıyorsan o mutluluğu yakalayamayız. Başkalarını mutlu edersek mutlu oluruz. Bunu öğrendiğim günden bu yana arkadaşlar, çantamda sevgi çiçeklerin tohumu taşıyorum devamlı. Ve her yere sevgi tohumları atıyorum. O sevgi tohumlarını attığım yerde çiçekler yeşermeye başlayıp kokuları beni sarmaya başladığında anlıyorum ki başka bir aleme dalmış gibiyim. Hayat çok başkalaşmış bir durumda. İnsanların duyamadığı sesleri duymaya başlıyorum. Duyamadığı müzik seslerini duyuyorum. Göremediklerini görmeye başlıyorum. Başkaları için yaşıyor olmak hayata yepyeni bir anlam kattı ve yepyeni bir doğuş gerçekleşiyor. Eğer yeniden doğmak istiyorsan hep sevgi tohumları atmamız lazım. Ne dersiniz? Hani bundan önce demiştim ya binlerce atı yapsam, 10 binlerce atı yapsam ve böyle hep sıkıntı olan her bir kişiye birer tane atı hediye etsem. Ne dersiniz? Sizler de sevgi tohumları atar mısınız? Sizler de bir ayakkabı yaparsınız tabii. Kesinlikle yaparsınız. Çünkü güzel dostlarım biliyorum ki beni ancak sizin gibi sevgi dolu insanlar anlayabilir. Benden ona, ondan ona, ondan ona bulaşıp bir sevgi dünyasına döner mi dünya diye belki de salakça bir hayalin peşindeyim. Bizler bana göre mutluluğu yanlış yerde arıyoruz. Bir annenin küçük bir kız çocuğu oluyor. Saçları altın gibi. Ve annesi kızını hep dünyanın en güzel kızı benim kızım diye seviyor. Dünyanın en güzel kızı benim kızım. Yalnız çocukta bir sıkıntı var. Kızın gözlerinde şaşılık var arkadaşlar hafiften. Ve kendisine bir türlü aynada bakamıyor.
Ama annesi hep diyor ki dünyanın en güzel kızı benim kızım. Biliyorsunuz bilinçaltını arkadaşlar. Bilinçaltına 7 yaşından önce ne denirse insan ona inanır, hatta ona hakikat kabul eder ve onu ispat etmeye çalışır. Ve çocuk ne hissediyor? Ben dünyanın en güzel kızıyım. Çocuk bunu hissederek büyüyor ya. İlkokul çağı geliyor, kimse güzel olduğunu söylemiyor. Ortaokul çağı geliyor, kimse güzel olduğunu söylemiyor. Ve gözünde çocuğun problem olduğu için çocuk bir türlü aynada kendisine bakamıyor. Ve zamanla gözündeki problem iyice artıyor ve çocuk tamamen görmez oluyor. Tabii kız anlıyor ki bir müddet sonra annesi onu kandırmış. Annesi ona yalan söylemiş. Ve annesinden çok nefret etmeye başlıyor. Annesinin sesini duymak istemiyor. Artık annesini hiç tahammül edemez hale gelmiyor. Çünkü kandırdı beni diyor. Bana güzel olduğumu söyledi. Meğerse ben değilmişim. Yalancı bir kadın benim annem diyor. Artık annesine öyle tahammül edemez hale geliyor ki sevgili dostlar, evini terk etmeye karar veriyor. Bunu anlayan anne kızı evi terk etmesin diye komşuna gidip diyor ki ben bu evden taşınsam her ay size bir miktar para göndersem benim kızıma bakar mısınız? Komşularıyla anlaşıyor. Kızı evi terk etmesin diye evden uzaklaşıyor ve her ay komşularına para gönderiyor ve o komşuları kızına bakıyorlar. Bir gün enteresan bir şey oluyor. Komşuları diyor ki ameliyatla gözün açılabiliyormuş. Açtırmamızı ister misin? Kız diyor ki tabii ki isterim. Anladınız mı? Bakın siz yabancısınız, benim gözümü açtırıyorsunuz. Ama diyor annem bunu yaptırmamıştı. Bakın gördünüz mü nasıl haklıyım? Sizin yaptığınızı annem yaptırmamıştı. Ve kızı ameliyata götürüyorlar. Kız ameliyat oluyor. Bandaj açılıyor. Ve doktor diyor ki kıza kendine bakmak ister misin? Tabii ki diyor kız. Ve doktor ona bir ayna veriyor. Aynada kız kendisine bakıyor. Aman Allah'ım çok güzel. Altın gibi saçları var. Pürüzsüz bir teni var. O kadar güzel ki. Diyor ki doktor bey ben çirkin bir kızdım. Ne oldu siz bana estetik ameliyat mı yaptınız? Doktor diyor ki hayır biz sana hiçbir şey yapmadık. Ama artık sen kendine annenin gözleriyle bakıyorsun. Bakan göz ne kadar önemli değil mi güzel dostlarım? Sen güzel bakarsın her şeyi güzel görürsün. Orada bakan annenin gözleri olduğu için o kızı ne kadar güzel görüyor. Ve aynı zamanda sen annene ne kadar zulmedersen et, anne seni gözlerini verecek kadar seviyor. Ne dersiniz güzel dostlarım? Belki de mutluluğu yanlış yerlerde arıyoruz. Bir anne gözlerini veriyor. Çocuğunun gözleri açılıyor ve mutlu oluyor. Ama kendisi gözlerini veriyor. Anne çocuğuna portakalı soyar verir. Çocuk portakalı yer. Annesi kendisi yese o kadar keyif alamaz. O kadar zevk alamaz. Bu konuda artık anlaşıyor olmamız lazım güzel dostlarım. Hiçbir şey kendisi için yaratılmamıştır. Her şey başka bir şey için yaratılmıştır. Su kendisini içemez. Çiçek kendisini koklayamaz. Sen de sana fayda sağlayamazsın. Başkalarına fayda sağladıkça bizim hayatımız güzelleşmeye başlar. Hep beraber sevgi tohumları atarız değil mi güzel dostlarım? Ve o sevgi tohumları attıktan sonra o sevgi çiçeklerinin kokusunu hissederiz. Sizlere sonsuz şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Çünkü biliyorum ki beni sadece sevgi dolu insanlar anlayabilir. Sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.